Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler muhterem dostlarımız, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde hikmet yolculuğuna devam ediyoruz. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin hikmetlerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Cenab-ı Hak bazı kullarına hikmetten yana büyük nasip verir. Kime hikmet verilmişse gerçekten Kur'an-ı Kerim'de buyurulduğu gibi ona çok hayır verilmiş demektir. Bizlere düşen kendilerine hikmet verildiğine dair hüsnü zan beslediğimiz bu büyük hakim zatların, hikmet ehli büyüklerimizin o sofralarından, hikmet sofralarından istifade etmeye çalışmak ve hikmetlerin yegane kaynağı olan, el-hakim olan Mevlamızın yüce kapısında hikmet isteyicisi, dilencisi olmak, niyaz edicisi olmak. Umarız bu programlarımız hem Rabbimizin lütfettiği hikmetlerden istifade etmeyi bize bir şekilde efendim Yüce Rabbimizin ihsanı olarak bir köprü vazifesi görür. Hem de belki kim bilir Allah bu arayışlarımızı fiili dua olarak kabul buyurup hepimizi hikmetinden yana nasipdar kılar, nasibimizi bol kılar diye ümit ediyoruz o yüce kapıdan. Hüdayi Hazretleri'nin bugünkü nasibimize düşen hikmetlerini okuyalım inşallah. Kemali lütfu ihsanından Allah dedi, la taknatu min rahmetillah. Ola gör rahmet ümidinde hergah, bu maladan eğer oldunsa agah. Anın fazlıyla devreyler felekler, ziyayı andan alır mihr eğer mah. Ve bil esharihum yestağfiruna, bak istiğfar eyle her seher ya. Yürü sayede gör baki naime, kişiye çünkü kalmaz mal ercah. Du alemde saadet ol kulundur, ola haktan inayet ana hemrah. Hüdayiye nola ihsan edersen, atana muntazırdır bende bu şah. Evet, Hazreti Hüdayi, insanın Cenab-ı Hakk'ın lütfundan, kereminden, ihsanından, rahmetinden daima ümit var olması gerektiğine dair kapılar açar bugünkü hikmetinde. Der ki, kemali lütfu ihsanından Allah dedi, la taknatu min rahmetillah. Allah-u Zülcelal vel Kemal Hazretleri Zümer suresinin 53. ayetinde Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin ey kullarım diye buyurdu. Ey günah işlemekte kendi nefisleri aleyhine aşırı giden kullarım. La taknatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah günahları tümüyle bağışlar. O son derece bağışlayan ve merhamet edendir buyurur. Cenab-ı Hakk'ın bu buyruğu diyor Hazreti Hüdayi, Cenab-ı Hakk'ın kemali lütfu ihsanından kaynaklanıyor. Yani onun ihsanı, lütfu eksik bir ihsan değildir. Eksik bir lütuf değildir. Tas tamamdır. Olması gerektiği gibidir. Cenab-ı Hak haşa Yahudilerin dediği gibi elleri bağlı, cimri bir yaratıcı değildir. Allah son derece cömert, son derece merhametli, son derece bağışlayıcı bir Rabb-u Rahim'dir. O gafurdur, kullarını çok bağışlar. O Rahim'dir, çok şefkatlidir kullarına, mahlukatına karşı. Öyleyse la taknatu min rahmetillah, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz.
Efendim, ümidin bitmesi insanda heyecanı bitirir. Şu alemde insanların ümitlerini bir şekilde söndürecek o kadar hadiseler yaşanır ki, eğer kul kendi gücüne, imkanına, fırsatlarına, şartlarına bakarak efendim şu alemde yaşamak isterse çok çabuk yorulur, kırılır, dökülür, belki sere serpe yere serilir, ayağa kalkamayacak duruma gelir, kötürüm olur. Zira insanın kendi kudreti sınırlıdır, imkanları sınırlıdır. Şartlar gözünü korkutur, gönlündeki heyecanı söndürür. Ancak insan, mümin insan, büyük, bu noktada büyük bir imkana sahiptir. Çünkü o kendine değil, Rabbine güvenen insandır. O Rab ki, her şeyin hazinesi kendi katındadır. Hiçbir şey bitmez onun katında olan nimetler. O kimseye muhtaç değildir. Herkes ona muhtaçtır ama onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Yüce Rabbimizin. İşte böyle bir Rabbe sahip olan kul ya da böyle bir Rabbin kulu olmak ve yalnız ona dayanmak, ona güvenmek, ondan ümit var olmak ne büyük bir dayanaktır, ne büyük bir sığınaktır, ne büyük bir kurtuluş simididir. Bu bakımdan imanı güçlü insanlar, kaza ve kadere imanı güçlü olan, Rabbine tevekkülü tam olan, tevfiz-i umur dediğimiz işlerin sonunu, akıbetini Allah'a havale etme edebini kuşanan bir Müslüman asla Allah'ın izniyle yere düşmez. Düşse de düştüğü yerde kalmaz. Çünkü o elinden tutacak bir Rabbinin varlığının farkındadır. İman böyle bir farkındalıktır. İman müthiş bir heyecan kaynağıdır. Hele hele bu Rabbimiz rahmeti gazabını geçmiş, rahmeti sonsuz, fazl-ı ihsanı hesaba gelmeyecek derecede nihayetsiz bir Rab olunca, işte böyle bir Rabbe sahip olan, böyle bir Rabbin kulu olan kimse elleri yana düşer mi? Asla düşmez. Öyleyse hangi zorluk içinde olursak olalım, başımıza gelen ne olursa olsun, sürekli yüreğimizin bir tarafında ümit ışığının yanıp duruyor olması son derece önemlidir. Önemli bir efendim insanı ayakta tutan iksirdir. İşte Hazreti Hüdayi madem öyledir, yani Allah öyle buyurmuştur, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz diye, diyor ki ola gör rahmet ümidinde hergah, bu manadan eğer oldunsa agah. O zaman diyor sen Cenab-ı Hakk'ın bu müjdesini kavradıysan, buradaki bu ayetin manasını iyi anladıysan, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz ayetinin muhtevasından gerekli efendim manayı, ibreti, sonucu çıkarabildiysen, gönlün uyanıksa bu noktada, bu ayet sana bir şeyler fısıldamışsa, o zaman diyor her zaman ümit var ol. Yani ümidini yitirme. Efendim fert planında ümitlerini yitiren kimseler nasıl manevi bir felç haline dönüşür ve eli kolu kalkmaz, hayattan zevk almaz, geleceğe efendim ümitle bakmaz bir konuma düşerse, aynı şekilde toplumlar da, topluluklar da, devletler de şayet ümitlerini keserlerse, devlet olmadan ümidini keserlerse, millet olmadan ümidini keserlerse, cemaat olmadan, camia olmadan bir şekilde ümidini keserlerse, o topluluğu ayakta tutmak da mümkün olmaz. O bakımdan devletin, devletlerin, milletlerin, medeniyetlerin öncülerinin, toplulukların önde olan kimselerinin,
kanaat önderlerinin sürekli etraflarındaki kimselere ümit ışığı yakması, ümit aşılaması önemlidir. Geleceğe dair ümit ışıkları, ümit müjdeleri vermek önemlidir. Zira eğer kitlesel anlamda bir topluluktan ümit kalkmışsa, o topluluğu topluluk halinde tutmak da zordur. Dağılma mukadderdir. Çözülme mukadderdir. Mağlubiyet mukadderdir artık. O zaman insanı ve cemiyeti ayakta tutacak o ümit nefeslerine, ümit rüzgarlarına, ümit efendim baharlarına toplumların da ihtiyacı son derece açıktır. Anın fazlıyla devreyler felekler, ziyayı andan alır mihr eğer mah. Diyor ki Hazreti, Cenab-ı Hakk'ın fazlı ihsanıyla bütün diyor böyle alemler, yıldızlar, gezegenler, efendim yerler ve gökler onun fazlıyla dönüyor. Yani bütün alemde hareket, bereket, istikrar, sebat ancak Cenab-ı Hakk'ın fazlıyla oluyor. İkramıyla oluyor, ihsanıyla oluyor, hibesiyle oluyor. Yani hiçbir varlık sadece kendi kudretiyle, kendine verilenle, efendim kendi imkan ve şartları içerisinde kendi varlığını devam ettirme imkanına sahip değil. Bütün alemde bu böyle. Bitkilerde bu böyle, hayvanatta böyle, cemadat dediğimiz cansız gibi görülen varlıklarda bu böyle, insanlarda böyle. Bu bakımdan şu sırrı bilmek lazım. İşte Hazreti Hüdayi bu mısrağıyla o hikmete dikkat çekiyor. Anın fazlıyla devreyler felekler. Cenab-ı Hakk'ın yani fazlı ihsanı dediğimiz herhangi bir karşılık olmadan doğrudan lütfettiği, rahmetiyle lütfettiği fazlıyla bütün alem ayakta duruyor, dönüyor. Efendim varlığını sürdürüyor. Güneş de ay da nurunu haktan alır diyor. O ışık onların kendine ait ışıklar değil. Hakkın verdiği ışıklar. Dilerse söndürüverir Allah. Dilerse zifiri karanlıkta kalır insan. Allahu nurus semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin nurudur, nurlandırıcısıdır. Ziya vericisidir, ışık vericisidir. Efendim, bütün varlığın ortaya çıkmasının yegane müsebbibidir Allah. Madem ki güneş de ay da ışığını ondan alıyor, Mevla'dan alıyor. O zaman ey mümin insan, ey kulluk davasında bulunan kimse, sen sende zuhur eden nuru kendinden sanma. Şayet nurun yok ise, nurun kararmış ya da nurdan mahrum kalmış isen, sen de ümitsizliğe düşme. Çünkü nurun kaynağı olan Mevla hayyü la yemuttur, daimi diridir, asla ölmez. Ve onun nuru yere de göğe de, ikisi arasındakilere de daha bilip bilmediğimiz her şeye yetecek derecededir. Madem ki Hakk'ın nuru gerçek nurdur, madem ki onun nuruna eren esasla hidayete ermiştir, öyleyse Cenab-ı Hakk'ın nurundan iktibas edebilmek, o nurdan kendi varlığımızda tezahür edebilecek, tecelli edebilecek nasiplerimizi artırmak son derece önemlidir. Güneş ve ay Hakk'ın nurundan, Hakk'ın ziyasından ışığını alıyor, nurunu alıyor. Bunun içindir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman dualarında Ya Rabbi gözüme nur ver, kulağıma nur ver, Allah'ım dilime nur ver, sağıma nur ver, soluma nur ver, önüme arkama, üstüme altıma nur ver, Ya Rabbi gönlüme nur ver, beni nur kıl diye dualar edermiş sallallahu aleyhi ve sellem. Allah kime nurundan
nasip vermişse ona mutlaka büyük ihsanda bulunmuştur. Öyleyse Hakk'ın ihsanını artırma adına ilahi nurların bizim üzerimize tecelli etmesi için Yüce Rabb'e niyaz etmekten, onun efendim bu ikramına nail olma arzusundan asla mustani kalmamalıdır. Ve bil esharihum yestağfiruna. Bak istiğfar eyle her sehergah. Diyor ki Hazreti, bak Cenab-ı Hak buyuruyor ki Zariyat suresi 18'de o muttaki kullar bütün seherlerde sürekli istiğfar halindedirler. Böyle buyuruyor. Öyleyse sen de bu ayete bak ve her seher istiğfardan bir nasibin olsun diyor. Her seher istiğfardan bir nasibin olsun. Efendim istiğfarın, yani Allah'tan bağışlanma dilemenin, estağfurullahilazim demenin elbette zamanı sadece seher vakti değildir. Ancak Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da çoğu zaman istiğfarı seherlerle beraber zikreder. Demek ki seherlerde alınacak en önemli manevi rızıklardan birisi ya da rızık vesilelerinden birisi istiğfardır. Estağfurullah lazım demektir. Maneviyat yollarında da manevi terbiye sürecine giren insanlar, yani seyr-i sülük dediğimiz kendi kişisel yolculukları, manevi yolculukları, kulluk yolculuklarını ciddiye alan kimselerden istenen hususlardan biri de seher vakitlerinde uyanık olmak ve seher vakitlerinde istiğfarla, kelime-i tevhidle ve salavat-ı şerifelerle dirilmek dersidir, manevi dersidir. Seher vakti istiğfarın tesiri gündüz yapılan istiğfardan elbette çok çok büyüktür. Onun içindir ki Yüce Rabbimiz hususiyle seher vakitlerinde istiğfarla buluşmamızı arzular. Bu bakımdan insan geceleyin hiç olmazsa gecenin imsakin son vaktine doğru uyansa bile en azından estağfurullahilazim, estağfurullahilazim, estağfurullahilazim diyerek az da olsa bir istiğfar mayası seherden gönlüne alabilmelidir. O istiğfar mayası insanın içinde Allah'la beraberlik şuurunun belki efendim bir şekilde mayalanmasına vesile olacaktır. Yürü, sayede gör, baki naime. Kişiye çünkü kalmaz mal eğer cah. Diyor ki, ey dostum, ey kardeşim, ey mümin arkadaş, mümin kardeş. Sen diyor, ebedi nimetleri elde etmek için koş, yürü. Yürüyüşün ve koşuşun fani gelgeç sevdalara değil, ebedi kalıcı nimetlere doğru olsun. Yani sen cennet ve nimetlerini iste. İlahi rızayı iste. Onlar için koşmak, onlar için koşuşturmak, onlar için belki sürekli gayret içinde olmak önemlidir. Yoksa geçici fani nimetler uğruna bir ömür koşuşturmak akıl kârı değildir. Baki naim, yani fani nimetler değil, baki nimetleri merkeze almak esastır. Neden? Çünkü diyor kişiye çünkü kalmaz mal eğer cah. Mal olsun, makam olsun, ne kadar kıymetli olursa olsun, vefat edince hiçbiri kişiye faydası dokunacak bir kıymette kalmaz. Bir şekilde senden ayrılır. Sen ondan koparsın, o senden kopar. Öyleyse o sana ait değildir. Benim malım dediğin, benim makamım dediğin nice değerler vardır ki efendim insan o mal ve makam uğruna yaptığı bütün gayretler sonuç itibariyle ebedi alemde işine yaramaz. Elbette fani varlığı, fani nimetleri ebedileştirmek de mümkündür. Bu da kalbin bir sanatıdır.
Yani niyetinizin güzelliğidir. Şu fani dünyanın fani nimetleri ebediyete gider mi gider? Ebedileşir mi? Ebedileşir. Hani sık sık anlatılır ya, Davud-u Tahi Hazretlerine bir delikanlı talebesi bir yemek getirir. Bir et yemeğidir. Üstadım, bunu size takdim için hazırlamıştım. Lütfen kabul buyurun, der. Üstazı der ki Davud-u Tahi, evlat, falan mahalledeki yetimlerimizden ne haber, der. Efendim, bildiğiniz gibi, der. Durumlarında herhangi bir değişiklik yok. Bak yavrum, teşekkür ederim. Sen bunu büyük emeklerle benim için hazırlamışsın. Fakat, der, şayet bunu ben yersem, bu bir müddet sonra benden çıkacak, bir çukura girecek. Ama bunu biz o yetimlere ikram edersek, bu yaptığın, hazırladığın yemek arş-ı alaya çıkacak evlat, der. İşte zahiren yemek fani bir nimettir. Ancak demek ki o bağışlanırsa, ikram edilirse, bir yetimle paylaşılırsa ne oluyor efendim? O etiniz, kemiğiniz, efendim çayınız, çorbanız ebedi nimet haline dönüşüyor. Yürü sayede gör baki naime. Kişiye çünkü kalmaz mal eğer cah. Du alemde saadet ol kulundur. Ola haktan inayet ana hemrah. Diyor ki iki alemde, yani dünya ve ahirette mutluluk şu kula nasiptir, şu kulun hakkıdır ya da şu kula efendim Allah'ın bir bahşettiği bir ulu nimettir ki ola haktan inayet ana hemrah, hakkın yardımı ona yoldaş olmuştur. Yani Cenab-ı Hakk'ın yardımı kimin refiki olmuşsa, yoldaşı olmuşsa, yol arkadaşı olmuşsa o kimse esasen iki dünyada da saadeti bulmuştur. Öyleyse yapılacak işlem ne? Yapılacak işlem, yapılacak faaliyet, işlenecek amel, Hakk'ın yardımını, inayetini üzerimize celbedecek, üzerimize çekecek fiillerde, amellerde, niyetlerde bulunabilmektir. Esas olan budur. Her iki alemde de mutluluğa, saadete ulaşmanın yolu da budur. Hak'tan inayete mazhar olmak, Hakk'ın yardımına nail olmak. Ne büyük bir nimet. Yüce Rabbimiz inayetini, efendim, yardımını, nusretini cümlemize refik eylesin diye dua edelim efendim. Aynı şekilde fert planında Hakk'ın yardım ettiği kul nasıl mesut ve bahtiyar ise, devlet planında, millet planında da aynı şekilde Hakk'ın lütfuna mazhar olan, Hakk'ın yardımına efendim bir şekilde erişen devletler, milletler, topluluklar, köyler, şehirler çok daha mutludur, müreffehtir, saadet içindedir. Öyleyse Hakk'ın yardımına gerek fert olarak, gerekse topluluklar olarak muhtacız ve niyaz halinde olmamız gerekiyor. Fiili olarak ilahi rahmeti üzerimize çekecek güzel içtimai ibadetler dediğimiz fakirin gözetilmesi, yetimlerin efendim bir şekilde korunması, kullanılması, mazlumların ahının dindirilmesi gibi bir takım efendim içtimai hizmetlere, ibadetlere de koşturmak gerekmektedir. Hüdayiye nola ihsan edersen atana muntazırdır bende bu şah. Diyor ki ya Rabbi, diyor, ne olur hüdayiye ihsan ediversen Allah'ım. Hüdayiye de ikramda bulunsan ne güzel olur. Ne eksilir Allah'ım hazinenden? Hiçbir şey eksilmez. O zaman senin ihsanını bekliyorum, diyor Hazreti Hüdayi. Ve atana muntazırdır bende bu şah. Ya Rabbi, diyor, senin atana, ihsanına, ikramına, fazlına köle de muhtaçtır, efendi de. Padişah da muhtaçtır. Herkes muhtaçtır sana.
Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz ya eyyühen nas entümül fukarâ'u ilallah buyurur. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hepiniz Allah'a fakirsiniz. Allah'a karşı muhtaç konumdasınız buyurur. Esasen bu ayet iki yönlü mesaj içeriyor. Birincisi, ey insanlar, kim olursanız olun, durumunuz, makamınız, mevkiiniz, malınız, imkanlarınız ne olursa olsun hepiniz muhtaçlık dairesinden çıkamazsınız. Daha bildiğiniz bilmediğiniz nice nice ihtiyaçlarınız olacaktır. Ve bu ihtiyaçlarınızın hepsi de ancak Allah tarafından karşılanacaktır. Böylelikle insana Allah'a karşı zülle iftikar dediğimiz bir tevazu, bir hiçlik duygusu yüklüyor bu ayet bir yönüyle. Bir yönüyle de bu ayet müthiş bir özgüven yüklüyor. Müthiş bir ümit yüklüyor. İyi ki biz yalnız Allah'a muhtaçız. Cenab-ı Hak siz Allah'a muhtaçsınız buyurarak adeta Allah'tan başkasına ihtiyacınız yoktur sizin demek de ister. Onun için insan çoğu zaman ihtiyaçlarını gidermek için nice nice kapılar döver, eşikler öper, boyun büker. Cenab-ı Hak hepiniz Allah'a muhtaçsınız buyurarak Allah'tan başkasına muhtaçlığınız söz konusu değil. Onun için siz ihtiyacınızı görebileceğiniz yegane kapı olan Hakk'ın kapısının kulu olursanız Hak'tan gayrisine kulluk yapmazsınız. Öyleyse bu şuur da, bu idrak da insana müthiş bir özgüven, müthiş bir hürriyet aşısı vurur. Onun için denilmiştir ki Hakk'a teslim olan gerçek hürriyete erişmiş olur. Gerçek hürriyet Hakk'a esir olmaktır. Şair öyle diyor. Bir şaha kul oldum ki kulu sultanı cihandır. Bir şaha kul oldum ki cihan ona gedadır. Yani benim diyor şahım, Rabbim, ilahım öyle bir yüce kudrettir ki bütün cihan ona muhtaçtır. Böyle bir şaha kul olmak esasen aleme sultan olmak demektir. Öyleyse Hakk'ın kulluğu mahlukat sultanlığıdır. Kim sultanlığını pekiştirmek isterse Hakk'a kulluğunu tahkik etmek durumundadır. Hakikate erdirmek durumundadır. Yalnız Hakk'ın kulu olanların üzerinde başkalarının tasarruf etme cüreti olmaz. Fert planında böyle olduğu gibi toplum planında da, cemiyet planında da, devlet planında da bu böyledir. Eğer bir cemiyet gerçekten Hakk'a kulluğu merkeze alır, hak ve hakikati yegane esas kabul eder ve onun etrafında şekillenirse, el ele tutuşursa biiznillahü teala Cenab-ı Hak onları kendinden gayriye muhtaç etmez. Allah'tan gayriye muhtaç olmayan fert ve toplumlar da en alnı açık, en fazla hürriyetin tadına ermiş topluluklardır ya da fertlerdir. İşte Hazreti Hüdayi, Hüdayi'ye nola ihsan edersen atağına muntazırdır bende müşah derken madem ki ya Rab kölesi de, şahı da, efendisi de, padişahı da her şey senin ihsanını beklemektedir. O zaman ben de bir kul olarak diyor, ihsan bekliyorum, Allah'ım ihsan ediver diyor Hazreti Hüdayi. Cenab-ı Hak ihsanını, ikramını, fazlını, bereketini cümlemize bol bol ikram ve ihsan eylesin Allah'a emanet olunuz.